Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuber'ı. Bugün sizlere yeni çıkan kitabımı göstereceğim. Hadi başlayalım. Yıldızların Laneti serisinin 3. kitabı Küllerin Kehaneti çıktı. Bakın artık elimde tutabiliyorum. Çok 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 heyecanlıyım. Serimizin 3. kitabı artık ellerimizde. Şimdi ilk önce bilmeyenler için kısa bir özet geçeceğim. Yıldızların Laneti serisi adında yazmış olduğum bir seri var. Fantastik, distopik, romantik, arkadaşlık, her türde aradığınız her şey var içinde. Serinin ilk kitabı Yıldızların Laneti. Lacivert kapağımız, kenar boyamasıyla her şeyiyle harika gözüküyor. Serinin ikinci kitabı Güllerin İhaneti. O da bordo kitabımız. O da kenar boyamasıyla her şeyiyle mükemmel duruyor. Serinin üçüncü kitabı ise bu hafta çıktı. Daha yeni çıktı. Küllerin Kehaneti. O da gri kapağımız. Şekilde göstereyim. Birazcık Yıldızların Laneti'ni andırıyor. Ama biri lacivert, biri gri, açık ve net bir şekilde gözüküyor. Sadece tarz olarak birbirlerine benzedikleri için birazcık andırıyor. Şu şekilde 3 kitap. Bir de Lanetin Tarihi kitabımız var. Bunu da zaten biliyorsunuzdur. Bu serinin novellası, zaten çok ince olmasından anlamışsınızdır kitabın içindeki kitap. İlk şu soruya açıklık getireyim. Şimdi Lanetin Tarihi çıktıktan sonra Küllerin Kehaneti çıktı. Herkes böyle bir sıralama sorunu yaşıyor. Lanetin Tarihi'ni istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Bu kitap seriyi destekliyor. Yani hiç bu seriye başlamadan önce direkt Lanetin Tarihi'ni okuyabilirsiniz. Spoiler yok içinde. Ama isterseniz işte birinci kitabı okuduktan sonra okuyabilirsiniz. İkinci kitaptan sonra, üçüncü kitaptan sonra, hiç fark etmez. İsterseniz tüm seriyi bitirirsiniz. Ondan sonra Lanetin Tarihi'ni okursunuz. Bu tamamıyla keyfinize bağlı okunacak bir kitap. Ama benim tavsiyem, benim önerim ikinci kitaptan sonra okumanız. Çünkü ikinci kitapta Lanetin Tarihi hakkında çok fazla bahsediliyor. Ve İkinci kitabı okuduktan sonra Lanetin Tarihi okumanız böyle her anlamda kurguyu çok daha net anlamanızı sağlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız bebeklerimi? Gelelim sizlere Küllerin Kehanetini göstermeye. Şöyle direkt kapağını açacağım ve şömiz içi baskısını göstermek istiyorum. Ciltli kitapları aldığınızda şömiz içinde de baskı oluyor. Zaten Asel'de de, Yıldızların Laneti serisinde de her zaman şömizlerimin içinde baskı oldu. Bundan sonraki kitaplarımı yapar mıyım bilmiyorum ama Yıldızların Laneti serisine bu şekilde başladık ve bu şekilde devam edecek. Farkındaysanız yıldızlarımız genişledi. Serinin her kitabına ilerledikçe yıldızlar gittikçe genişliyor. Çünkü biliyorsunuz yıldızlar gökyüzünde olmadığında ortaya çıkan bir lanetten bahsediyoruz. İç tarafta dış kapağın tam tersi arkadaşlar. Yani bu tarafta yıldızsız alan daha fazla, farkındaysanız. Bu tarafa çevirdiğimde ise yıldızlı alan daha fazla ve yıldızsız alan daha az. Ve ortada Hamal Birliği'nin sembolü var. Şurayı da göstereyim. Hamal bölgesinin sembolü var. Arka kısmında da 3 yazıyor zaten burada. Kitabın cildinde, şu gri yıldızlı cildinde ateşler var. Yani zaten isimden anladığınız gibi Küllerin Kehaneti. Küller var, ateşler var. Victoria ateş gücünü sık sık bu kitapta kullanıyor. Mavi alevler var falan. Ve kitabın isminin zaten Küllerin Kehaneti olmasının sebebi de buradan geliyor. Kenarlarımız her zamanki gibi, her zamanki gibi kenar boyamalı. Gri kenar boyama yaptık ve kitabın bölüm başlarını göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel oldu. Kitaba başladığınızda ilk önce karşınıza haritamız çıkıyor. Hamal Birliği'nin haritası var burada. Daha sonra Yıldızlar Ağladı Sizler Yeşerdiniz sözü var. Young Taşı'nın fotoğrafı var. Hamal Birliği'nin bir sembolü var. Bu kitap Hamal Birliği'nde geçtiği için çoğunluk. Burada Victoria'yı temsil eden bir görselimiz var. Ay ve güneş, iç içe geçmiş yıldızlar var. Gücünü kullanıyor. Ve giriş bölümüyle kitabımız başlıyor. O bölüm başlarının güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki, okumayın bu arada, spoiler yersiniz. Bölüm başlarımız bu şekilde ve kitap da bu şekilde devam ediyor. Ben daha okumadım kitap olmuş halini. O yüzden çok heyecanlıyım. Her kitabımızın içinden ciltli olsun, karton kapak olsun hiç fark etmez. Bu arada karton kapağı da göstereyim sizlere. Bu karton kapağımız. Aynı, sadece şömizi yok ve karton kapak. İç baskı da burada bu şekilde. Her şeyiyle aynı. Sadece dediğim gibi diğerinde şömiz var ve cildi var. Bunda cilt yok. Hepsinin içinden kesinlikle poster ve ayraç çıkıyor. Eğer poster ve ayracınız çıkmadıysa, taşıma sırasında düşmüş olabilir, internet sitesi göndermemiş olabilir, satın aldığınız yerle eğer iletişime geçer
geçerseniz çıkar. İlk önce ayrıcımızı göstermek istiyorum. Oscar ve Diana'yı çizdirdik bu kitapta. Güller'in İhaneti'nde sadece Victoria'nın çizimi vardı. İlk kitapta da William'la Victoria'nın çizimi vardı. Bu sefer 4 karakterin çizimini yaptırdım. Oscar ve Diana burada yan yana çizimleri var ve ilk defa bu kadar güzel basılmış. Normalde gerçekten gözlerinin içindeki kırmızılığa, kirpiklerine, saç teline kadar her şey tek tek çiziliyor. Ama ilk kitaplarda baskı, yani matbaadan gelen baskı çok güzel olmadığı için sanki saçlar böyle bulutmuş gibi falan gözüküyordu. Böyle detaylar çok gözükmüyordu. Ama burada kızın çillerine kadar her şey gözükmüş. Gerçekten çok güzel. Arkada da William ve Victoria var. O da çok güzel. Victoria'nın elinde mavi alevler var. Bu mavi alevleri görenler su zannetmiş. Benim kitabımda güç birleştirme diye bir şey yok. Bunlar mavi alevler arkadaşlar. En sıcak ateşler her zaman mavi renkte yanar. Bu yüzden Victoria gücünün tap noktasına ulaştığında alevlerinin rengi maviye dönüşmeye başlıyor. Bu çok güzel bir detay kitapta, gerçekten çok çok seviyorum. Posterimize gelelim. Posterde de 4 tane karakterimizi yan yana koyduk. Böyle bir film afişi gibi oldu. Sanki bütün karakterler orada gözüküyor ve çok çok tatlı. Ve derin yaralar iyileşse bile ömür boyu izi kalır diyor. Bu Victoria'ya söylenen bir söz. Posterimiz çift taraflı. Arka tarafında da Hamal Birliği'nin haritası var. Her şey tek tek çizildi. Iris ve Alice atı bile var. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki yakın çekimde bunları göstermeye çalışacağım sizlere. Gerçekten çok 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 tatlılar. Her bir detayı var kitabın içinde. Kitabımız görsel anlamda çok zengin. Yazılan serisi en başından beri bu şekilde ilerliyor. Posterimiz çift taraflı. Normalde posterler tek taraflı olur ama biz çift taraflı baskı yapıyoruz ve her iki tarafını da kullanıyoruz. Tabii ki bunların hepsi birer ekstradan maliyet oluyor. Ayrıcımız çift taraflı. İki tarafında da renkli çift taraflı baskı var. Şömizimiz çift taraflı baskı var. Ve kitabımızın kenarları da boyanıyor ve bunların hepsi ekstra maliyet. İçerik anlamında zaten çok zengin. Konusundan ve olanlardan bahsetmiyorum bile. Bu kitapta öyle şeyler oluyor ki sizlere anlatamam. Yani kesinlikle okumanız lazım. Yazarken ağlamaktan helak oldum. Yani öyle böyle değil. Ve her tarafında baskı, desen ve kitabın içeriğiyle ilgili. Yani her şey, küçücük bir nokta bile öylesine yapılan bir şey değil. Hepsi kitabın içeriğiyle ilgili ve çok uyumlu. Bu kadar fazla görsel anlamda zengin olması da çok 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 hoş gidiyor. Çünkü gerçekten çok uğraşıyoruz. Yani sadece bir tane kapak yapalım işte ya da kapağa bir tane simge koyalım geçelim falan demiyoruz. Her anlamda, yani her detayla, şu yıldızların genişliği, içinin ve dışının bu genişlik anlamında farklı olması, işte buradan geçen şeyler falan hepsi kitabın içeriğiyle alakalı bir detay ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü gerçekten çok özenerek ve güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Mesela ilk kitaplarda kitabın cilt kısmında Young Taş'ın bir yarısı vardı. Diğer kitapta diğer yarısı vardı. Bu kitapta da Young Taş'a birazcık silik bir şekilde gözüküyor. Her kitapta aslında ilerledikçe ve konuyla alakalı, yani kurgusal olarak ilerledikçe buna göre de kitabın kapak tasarımları değişiyor ve görsel bir şölen çıkıyor ortaya. Bu arada Küller'in Kehaneti'ni imzalı satın alan herkese çıkarmış olduğum kaşelerden bastık. İmza ve kırmızı ipler verdik. Kırmızı ip benim kolumda da var. Bu kitapta kırmızı ipin çok güzel bir anlamı var. İki karakterin birbirinin bileğine kırmızı ip bağlıyor ve kırmızı bileklik yapıyorlar. Nedenini kitabı okuduğunuzu anlayacaksınız ve kitabın sonunda bir sahne var. Orası beni çok çok duygulandırıyor. Kesinlikle okumanızı istiyorum. Düşüncelerinizi, tepkilerinizi çok merak ediyorum. Okuduktan sonra bana mesaj atabilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepsine bakıyorum. Bu söz... Bir gün benim istediğim şekilde yanımda olman için her gün yıldızlara bakarak dua ediyorum. Sana söz veriyorum sevgilim. Bu duamı ölünceye kadar her gün tekrarlayacağım. Kulak kısmındaki, kitabın kulak kısmındaki bu sözü çok çok seviyorum. Bu arada da kitabın şu kısmında da bir dost ölür yükselir mavi alevler, güç gömülür kül olur her yer diyor. Bu Lanetin Tarihi kitabında geçen bir kehanetti. Lanetin Tarihi kitabında geçen kehanetler vardı. Aslında o kehanetten bir söz aslında. Yükselir mavi alevler. Farkındaysanız Victoria'nın elinde mavi alevler var. Bir dost ölür. Acaba kim ölüyor falan filan. Kül olur her yer. Kitabımızın ismi Küller'in Kehaneti. Aslında her şey birbirleriyle çok uyumlu. Bu arada burada da Yıldızların Lanet'i 3. kitap yazıyor. Şu şekilde sizlere kitabımı göstereyim. Çok tatlı. Aşığım. Bu arada Küller'in Kehaneti Yıldızların Lanet serisinin gerçekten en güzel kitabı. Çünkü karakter gelişimini çok daha net görebildiğiniz, artık savaşın olduğu ve güçlerin çok daha fazla ortaya çıktığı ve benim yazım dilimin diğer iki kitaba böyle gün geçtikçe tabii ki
her kitapta yazım dilinizin daha çok geliştiği ve kendinizden daha emin bir şekilde yazdığım bir kitaptı. Çok çok daha güzel. Küllerin İhaneti'ni okuduğunuzda zaten Yıldızların İhaneti ve Güllerin İhaneti'ndeki farkı anlayacaksınız. Karakterlerin yaşadıkları o duygular, her şey o kadar güzel ki yani Yıldızların İhaneti serisine de Güllerin İhaneti içinde böyle detaylar, küçük küçük detaylar böyle Küllerin İhaneti'nde ortaya çıkıyor falan. Aslında serinin kurgusunun ne kadar güzel olduğunu ve birbirine ne kadar bağlı olduğunu da göreceksiniz. Çok heyecanlıyım. İnşallah hepiniz alır ve okursunuz. Bu seriye şans verirsiniz. Bu arada yaş grubu çok fazla soruyor. Bu seri 10 yaşından büyük herkes okuyabilir. Aslında birazcık Harry Potter evreni gibi düşünebilirsiniz. Savaşlar, ölümler, işte güçler var. Ölümler, savaşlar, cinayetler işleniyor tabii ki kitabın içinde. Ama 10 yaşından büyük fantastiğe giriş, yani fantastik ve distopik özellikle ilk defa okuyacaksanız bu kitaplarla başlayabilirsiniz. Ben kendi kitabım diye demiyorum ama gerçekten çok 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 seviyorum. Şu şekilde göstereyim. Hepsi o kadar güzel ki. 4. kitap için de çok heyecanlıyım. İnşallah yakın zamanda o da ellerinizde olacak. Ben daha önce hiçbir yazarın, yani Türkiye'de hiçbir yazarın yaptığını görmedim. Yapmadığı bir şeyi yaptım. Küllerin Kehaneti imza turu başlatıyorum arkadaşlar. Genelde yurt dışındaki yazarlar yeni kitabı çıktığında bir imza turuna başlar. Kitabıyla beraber 4-5 haftalık bir serüvene çıkıp kitap evlerinde okurlarıyla beraber yeni kitabının çıkışını kutlar ve imza günleri düzenler. Bunu bizim ülkemizde yapanı daha önce görmemiştim. Buraya görselini bırakacağım. Zaten görselini sizlere daha önce de YouTube kanalımda paylaşmıştım. Instagram profilimde de var. Orada da bakabilirsiniz. Küllerin Kehaneti için bir imza turu düşünüyorum. Aslında Lanet'in tarihine yapmak istemiştim ama Küllerin Kehaneti kitabına nasip oldu. 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul İçerenköy'de olacağım Penguen Kitabevi'nde. 6 Ağustos Pazar günü de Gebze Center Penguen Kitabevi'nde olacağım. Ondan sonraki hafta İzmir, sonraki hafta Antep, sonraki hafta Bursa, sonraki hafta Ankara. Bu şekilde her hafta cumartesi günü sizlerle buluşacağım. Bu arada imza günlerime, imza turuma katılmak için kitabımın olmasına gerek yok. Kitabınız olmasa da gelebilirsiniz bu buluşmalara. Sizlerle beraber çok güzel zaman geçireceğimize inanıyorum. Küllerin Kehaneti imza turu olduğu için ismi, hani herkes şey diyor, sadece Küllerin Kehaneti ile mi gelebilirim? Hayır. Tüm kitaplarımla gelebilirsiniz. Asel, Yıldız Enel serisinden herhangi bir kitap. Onlarla da gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi kitapsız da gelebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İmza günlerinde sizlere hediyem olacak. Küllerin Kehaneti imza turu olduğu için büyük ihtimalle gittiğim her şehirde sizlere kırmızı bileklik getirmeye çalışacağım ve kendi ellerimle kırmızı bileklik takmayı düşünüyorum sizlere. Cumartesi günü Penguen Kitap Evi'nde olan imzamda söyleyişi de olacak. Sorularınızı da cevaplayacağım ve seri hakkında da bol bol konuşacağız. Aşırı derecede heyecanlıyım. Küllerin Kehaneti imza turu, bu isim bile beni çok çok mutlu ediyor. Çünkü çok uğraştım. Kitap evleriyle konuştuk, ayarladık, tarihler falan filan. Böyle kitap çıktıktan sonra gece gündüz böyle kapağını paylaştıktan sonra bunun için uğraştım ve artık imza turumuz olduğu için çok mutluyum. İnşallah her kitabım çıktığında da bir imza turuna çıkmayı düşünüyorum. Zelen serisi hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağım. Okuma sırasını tekrardan söylüyorum. Yıldızların İhaneti, Güllerin İhaneti, Küllerin Kehaneti. Lanetin tarihini istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. İster seriden önce, ister seriden sonra, ister aralara sıkıştırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Benim yazar olarak tavsiyem Güllerin İhanetinden sonra okumanız. Kesinlikle bu şekilde tavsiye ediyorum. Çok daha anlamlı ve güzel olacak. Zaten Lanet'in tarihi, kapağıyla, içeriğiyle, her şeyiyle mükemmel bir kitap. Tekrardan söylüyorum. 10 yaşından büyük herkes okuyabilir. Kesinlikle fantastik ya da işte arkadaşlık, romantik, dostluk ilişkileri seviyorsanız ihanetlerin, kehanetlerin ve Lanet'in olduğu çok güzel bir seri. Şunlara bakın, çok 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 tatlı. Küllerin Kehaneti çıktığı için aşırı derecede mutluyum. Aşırı derecede heyecanlıyım. Böyle sabahtan akşama kadar kitabımı övmek ve hiç susmamak istiyorum. Ama videonun sonuna gelmek zorundayız. Ben artık gidiyorum kitaplarımı kapıp. İmza turlarına hepiniz davetlisiniz. Hepinizi bekliyorum. Çok eğlenceli ve güzel zamanlar geçireceğiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu arada Küllerin Kehaneti'ni ve tüm seriyi imzalı bir şekilde sipariş vermek isterseniz linkini de aşağıya bırakıyorum. Haberiniz olsun. Hem açıklama kısmında hem de yorumlarda sabitli bir şekilde olacak. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.